Ki Beytullah Karasu 110 santimetre boyuna rağmen ekmek parası için mücadele veriyor. 8. sınıf öğrencisi olan Karasu, Trabzon bulvarında dondurma satan bir iş yerinde 3 aydır çalışıyor. Müşteriler tarafından çok sevilen Karasu, ev ekonomisine katkı sağlamak için uğraş veriyor. Sabahları simit poğaça satıyorum, öğlen dondurmaya yardım ediyorum. Araba falan geliyor, arabaları taşıyoruz, içindeki eşyaları. Öyle geçiyor. Karasu, 5 kardeş olduklarını, babasının böbrek hastası olduğunu, annesinin de çocuklara bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını ve bu yüzden ev ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını belirtti. Burada gezerken sormuştum, alıyor musunuz dedi. Siz başka yerlerde çalıştınız mı dedi. Bize evet dedik, işte söyledik. Tamam dedi, yarın başlayın dedi. Bize başladık. Şu an babam rahatsız, çalışamıyor. Annem de çocuklara baktığı için ben çalışıyorum. Kaç kardeşsiniz? 5. Kaçı çalışıyor? İkisi çalışıyor, benle ablam. Karasu'nun iş yerindeki arkadaşlarından Zeynep Kıraçsa, Karasu'nun çalışanlar arasında en sempatik olan kişi olduğunu ve çok sevdiğini belirtti. Arkadaşımız uzun bir süredir, ben başlamadan önce başlamış, uzun bir süredir çalışan bir eleman. Müşteriler çok sempatik bakıyorlar ona. Yani gördüklerine dayanamıyorlar onu, seviyorlar mutlaka. Fotoğraf çekilmek isteyen oluyor, ilgilerini çekiyor insanların. Bayağı fazlasıyla ilgilerini çekiyor. Bizim için yani buranın maskotu oldu. Çok eğleniyoruz onunla, yani iyi de anlaşıyoruz. Hepimiz anlaşıyoruz onunla. Hepimiz çok seviyoruz onu. Çok tatlı. Bilmiyoruz yani. Böyle acayip bir sempatisi var onun. Sempatikliği var. Çok sevdiğimiz, çok tatlı bir elemanımız.